أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. 19. söz Risaleti Ahmediye'ye dairdir. Ve ma madahtum Muhammed'in makaleti ve lakin madahtum makaleti bin Muhammed aleyhissalatu vesselam. Buradan ben 11. reşayı okuyacağım. 14 tane reşa var. Burada 13, bir tane başka yerde. 11. reşa. Şimdi başlamadan önce şöyle bir soru soracağım bu mevzuyla alakalı kendime de. Bazı insanlar Allah'ı inkar ediyor veya Müslüman namı altında olup Allah'a ihtiyaç duymuyor. Yani Allah'la işi yok. Sorulduğu zaman Müslümanım diyor. Sorulduğu zaman İslam namı altında. Ben merak etmiştim. Niçin insan Allah'a ihtiyaç duymaz? Çok ilginç değil mi? Yani o kadar ciddi bir mesele. Niçin insan ihtiyaç duymaz? Nereye? Allah'a. El cevap, çok cevabı geniş ama ben bir cümleyle ifade etmek istiyorum. Kendisini merak etmediği için, kendisini sorgulamadığı için Allah'ı sorgulama hatırına gelmiyor. Kendisini tanımıyor. Kendisini tanısa Allah'a ne kadar ihtiyaç olduğunu anlar. Şimdi asır, şöyle bir mukaddeme yapıyorum. Asır öyle bir asır ki panik atak, depresyon, buhran, bunalım, sorumsuzluk, doyumsuzluk, ne verirsem tatmin olmaz, hırçın, vefasız vesaire. Sıfatlar sanki topraktan böyle ayrık otu gibi türedi, çıktı. Bunların en büyük meselesi, yani bunların çıkış sebebi, okuyacağım mevzuyla alakalıdır. Kendisine 4 tane soruyu sorup ciddi cevap almamaktan kaynaklanıyor. Nedir o? Ben kimim? Sormuyor. 2. Nereden geliyorum? 3. Nereye gidiyorum? 4. Neciyim? Ezber olmasın yapayım. Nereden geliyorum? Geldiği yeri merak etmiyor. Niye geldim yani tabii. Nereye gidiyorum? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Burası neresi? Ve ben kimim? Bu soruyu inanın, bu soruyu sorsun, ciddi cevap arasın, sıkıntıları kalmaz. Çünkü iddia ettiği, iman ettiği ahirete uygun yaşamadığından buhran çekiyor. Şimdi insan böyle bir mevzu karşısında, ben nereden geliyorum, nereye gidiyorum, neciyim, vazifem nedir? Böyle bir ciddi mevzu karşısında en büyük meselesi bunlara cevap bulmasıdır. Şimdi 19. sözde 11. reşada bununla alakalı şöyle diyor. Böyle acip ve muamma alut şu kainatın perde-i zahiresi altında elbette böyle acayip bizi bekliyor. Telefonlarınızı lütfen kapatın, çalmasın. Şimdi hiçbir organımızı biz yapmamışız. Böyle acayip bir yer. Hiçbir tane organımız bizim ilmimizle takdir edilmemiş, iradeyle tercih edilmemiş, bizim kudretimizle yapılmamış. Hiçbir organ bizim değil. Böyle acayip gelmişiz. Gözümüzü açtık. Birileri bize dedi ki bu senin annen. Anne, baba, dettire baba dedik. Yani bilmiyorduk. Geldik böyle bir garip bir memlekete, dünya. Çorlu için demiyorum.
burası dünya ya. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Burası neresi? Ben neciyim? Bir de soruyu sormadın mı? Şimdi nasıl yaşanacak? Olaylar nasıl çözümleyeceksin? Sıkıntı nedir? Sıkıntı, buhran nedir yani? Çözümlenemeyen, kendisini izah edememiş, bu işle alakalı olduğum için biraz, kendisini yönetemediğinden dolayı ortaya çıkan hallerdir, psikolojik şeyler. Şimdi, burada diyor ki, böyle acip ve muammalı şu kainatın, acayip burası. Ama doğduk, büyüdüğümüzden dolayı alıştık, normal zannediyoruz burayı, bu dünyayı. Gelen gidiyor. Bu elimle o kadar insan yıkamışım ki, kefenlemişim ki. Garip garip gelmiş, garip garip gidiyor. Ya insan sormaz mı ya, hakikaten ben de mi gideceğim bu yolda? Evet ama sormuyor, tamam hakikaten ben niye buradayım? Böyle bir acayip memleket, bu görüntüsünün zahiri perdesi altında, elbette ve elbette böyle acayip bizi bekliyor. Yani bunlar, bu hadiseler, etrafımızda yaşanan hadiseler de bizi bekliyor ya. Şu toprağın altı veya hadiseler. Mesela bugün iyiyiz ama şöyle diyeyim. Ayak kesildi, Allah göstermesin. Protez çare. Gözler gitti şekerden. Sopa çare. Sopa çare. Kol kesildi. Çare. Fakat psikolojim bozuldu. Akıl gitti. Kontrol edemiyorsun kendini. Çare. Yani insan nesine güvenecek diye söyledim bunu. Ciddi bir kaynaktan beslenmesi lazım. Kendisini izah etmesi lazım. Kendisine yatırım yapması lazım. Şimdi böyle bir alemde doğuyoruz, gidiyoruz. Doyurmadan bir üzüm tanesi yediriyor, on tokat vuruyor. Böyle bir alem. Böyle acayip bir haber verecek, böyle harika bir fevkalade mucizluma bir zat lazımdır. Yani geldik tamam da nereden geldik? Geldiğimize göre bir yer var. O alemlerin en büyük delili gelebilendir. Biz gelmişiz biz. Gelebildiğimize göre gelene bir yer varmış. Gidiyoruz bir yere, ahirete. Demek ki gidiliyorsa böyle bir yer var. Böyle bir yer olmasa siz de gelemezdiniz buraya. Şeye benziyor. Anne karnındaki çocuğu düşünün. Anne karnındaki çocuğu düşünün. Orada kol, bacak, göz bir işe yaramıyor. Ayak işe yaramıyor değil mi? Peki niye takılmış? Ayak işe yaramıyor, dar yapıyor hatta. Göz bir işe yaramıyor, manzara yok orada. Kulak bir işe yaramıyor çünkü sesler alemi yok. Kol bir işe yaramıyor, hiçbir şey. Yani çocuğa desek ki şu bıçağı al, fazlalıkları at, göbek kordonundan başka hiçbir şey bırakmaz, hepsini atar. Öyle değil mi? Ha. Peki, niye takılmış ama dünyaya bir geliyor, yürümek gerekiyormuş. Manzaralar varmış, göz lazımmış. Kulak lazımmış, dünyaya geldikten sonra anlıyoruz değil mi? Yani hakikaten iyi ki orada kesmedik. Hatta ikiz olduğunu kabul edin çocuğu. Burayı bir dinleyin bakın, böyle bir dikkatli şurayı. İkiz, bir tanesinin adı Ahmet, bir tanesi Mehmet. Bir tanesi diyor ki, Ahmet, içeridekiler, anne karnında. Buyur Mehmet. Ya biz anne değilmişiz ya. Ne annesi, ne kafadan uyduruyorsun, ne annesi? Anne karnında olanlar ha. Ya biz annenin içindeyiz ya. Annemizin içindeyiz. Ne annemiz demezler mi? Annesinin tipini, annede olduğunu, annesinin kilosunu, annesinin nesebini, kültürünü, dinini, imanını, sesini, endamını bilebilir mi anne karnındaki çocuk? Biz de Allah bunun için bilemiyoruz. Esmanın içinde olduğumuz için. Suyun içinde olan balık suyu bilemediği gibi. Bir de anlattın mı? Bak, anne karnında olan ikiz çocuklar birbirlerine konuşuyorlar. Biz anne değilmişiz.
Hani arkadaşlar, biz Allah'ı niye görmüyoruz? Yani Allah'ın isimlerinin içinde olduğumuzdan dolayı. Bak ona misal. İkizlerden bir tanesi diyor ki, anne karnında. Ahmet, buyur Mehmet. Biz anne değilmişiz. Annemizin nesebi var, dini var, imanı var, boyu var, nesebi var, kültürü var. Şöyledir, böyledir. Ya bir de annemizin yaşadığı bir alem varmış. Güneş varmış orada. Denizler, balıklar varmış. Dağlar, tepeler varmış ya. Ya kim gidip de görmüş ya? Kim gidip de gelmiş? Niye uyduruyorsun? Böyle bir şey mi var mı ya? Böyle bir şey olur mu? Ne annemi? Ne annesi ya? Ne annesi? Demez mi? Biz de Esma-i Hüsna'da Allah'ın isimlerinin içinde böyleyiz. Onun için dışında olmadığımızdan dolayı göremiyoruz. Olayın içindeyiz. İşte bunları bize ders verecek, anlatacak harika, böyle harika, mucizluma bir zat lazım. Niye? Kabir ve sonrasını kimya ile izah edemezsiniz arkadaşlar. Fizikle izah edemezsiniz. Kimya ile izah edilir mi? İnşaatçısın çünkü. Yani adam kabire girdi, soktuk işte, gömdük, kefenledik, gitti. Nereye gitti? Ne bileyim kardeş. Din yoksa izah edemezsiniz. Din yoksa nasıl izah edecek? Nereden geldik? Din yok. Nereye gidiyoruz? Din yok. Nasıl bileceksin? Ama insanın en büyük meselesi bu. Böyle acayip bir haber verecek. İnsanın en büyük meselesi kabir. Ya niye ölüyor ya? İnsan en çok korkuyor. Ölüm korkusu değil. Bir sürü psikoloji hastalar var. Ölüm korkusu. Ölüm korkusu nereden kaynaklanıyor? Gidecek olduğu, iman ettiği aleme uygun yaşamıyor ve orayı tanımıyor. Tanımadığından dolayı endişe ediyor. Tanısaydı, bir oraya gitseydi de gelse, dört gözle beklerdi. O kadar güzel bir alem. Tanımıyor. Tanımıyoruz yani. İşte bunları haber verecek böyle harika ve fevkalade mucizlama bir zat lazımdır. Yani geldiğimiz alemi haber verecek, gidecek olduğumuz alemi haber verecek. Burası neresi? Ya neresi ya? Burası Çorlu işte. Neyle bildi? Galaksiler, hani bazen seyretmiyor musunuz belgeselde? Yani bu Samanyolu galaksisinde ucu ve bucağı yok. Dünyanın yeri yok yani. O kadar sıfır nokta bile değil. Ne nereye göre nedir? Ne neresidir yani? Nereye göredir? Bakma doğduk burada. Bildiğimiz şu işte. Çorlu'dur, şurasıdır, Tekirdağ'dır, İstanbul'dur kadar. Dünyayı biliyoruz. Ama bu galakside, bu ucu bucağı olmayan memleketlerde dünya bile adı sanı yok yani. O zaman biz kimiz? Ne işimiz var bu seyyarede? İşte bunları ders verecek harikulade, fevkalade bir zat lazımdır. Hem bu zatın gidişatında görünüyor ki o görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor. Niye? Çünkü tahminim budur demiyor. Ben öyle zannediyorum. Herhalde ki böyledir demiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu böyledir, bu da böyledir. Buradan geldik, böyle gidiyoruz. İnsan da şudur. Ya peygamber değil mi? Onun hürmetine yaratılmış kainatın çekirdeği. Bak bir şey anlatayım. Allah onun nurundan yarattı değil mi çekirdeği? İlk vahiy geldiği zaman telaş etti ve endişe etti. Telaş ve endişe. Böyle bir peygamber. Ondan sonra eve geldiği zaman hanımı Hatice-i Kübra radiyallahu anha ya söyledi ikinci şeyinde. Dedi ki dağlar, taşlar, ağaçlar bana selam veriyor. Telaş etmiş bu neyin nesidir diye. Böyle bir peygamber. Tamam. Onu teskin eden, rahatlatan hanımı olmuş. İnsanın en yakını, kalbine mukabil kalp odur. Bak peygamberi, koca ulul az peygamberini, kadını dedi ki o şeytan mıdır, melek midir diye tespit edememiş veya ikna olmamış yani ilk dönem. Hatice-i Kübra radiyallahu anha sahana oturuyor. Görüyor musun hala dedi şu meleği, o kişi. Görüyorum dedi.
Ondan sonra başını açıyor, melek gidiyor ve zor durumda kaldı. Kayboldu. Tamam diyor, melektir diyor. Çünkü şeytan bu işi sever, melek bu işi sevmeyeceği için. Yani o bile, ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musunuz? O bile teselliye, dayanak noktasına ihtiyaç duydu. Değil mi? Telaş etti, endişe etti. O bile neyin nesidir? Peki arkadaşlar, ağaçlar, taşlar buna secde ediyor veya selam veriyor, endişe etti. Buna endişe ederse, ya bugün, dün işte cenaze gömdük, sen de gideceksin. Hadi o beni alakadar etmiyor yani bir adam işte peygamber diyorlar, böyle olur. Ama seni endişe ve telaşa verecek ölüm hakikati var. 42 yaşında bir akrabam var benim. Bir ay önce demişler ki kansersin. Tamam, bir ay. Kemoterapiye gidiyor. Bir ay içinde saçları tamamen dökülüyor. Ve hastaneye kemoterapiye gitmeye gidemiyor. Sağında solunda insanlar girmiş. Bak, bir aya. Bir de daha girmedi kabire. Ölümde niye korkuyoruz? Hayatımızı öldürdüğü için. Ölümü öldürmek lazım. O zaman ölüm korkusu kalkar. Ölümü öldüren de ahirete imandır. Ölümü öldüren ahirete imandır. Çünkü hayatımızı öldüren ölümdür. Ölüm müde öteye bizi taşıyan, ölümden öteye taşıyan ahirete imandır. Hayatla dünyaya doğuyoruz. Ölme ile ahirete sonsuza gidiyoruz. Ölüm neresi bunun ki? Bir daha söyleyeyim. Ruhlar aleminden dünyaya hayatla geldik. Burada durduk. Vefat etmeyle hayat bitti. Ama vefat ile sonsuz bir hayat başlıyor. Ebediye. Bak, bu daha ucu bucağı yok. Ölümün. İşte ahirete iman ölüm korkusunu ortadan kaldırıyor. Ahirete iman. Peki şöyle diyecek, abi biz işte ahirete iman ediyoruz ama Müslümanız, gene psikoloji sorunlarımız var, cimbiyo, panik yapıyoruz, korkuyoruz, endişe ediyoruz. Sebebi ne? İman ettiğimiz ahirete uygun yaşamadığımızdan dolayı arkaya bir bakıyoruz. Öne gittiğimiz ahirete uygun yaşamadıksa bizde ölüm korkusu olur. Arkaya bakıp öne yorumlamak. Ne demek biliyor musun? Arkaya bakmak şu. Şuraya, şu duvara büyük bir endam ayna koyun. Ayna. Koydunuz mu? Hayalen koyun. Şimdi o aynaya karşı dursanız, o ayna nereyi gösterir? Nereyi? Ne söyle söyle. Oraya karşıya aynayı koysak, büyük bir ayna. Kimi gösterir? Bizi gösterir ve arkayı gösterir. Değil mi? Arkayı göstermez mi? Aynada gözüken arkamızdır, geçmişimiz. Geçmişimize giderken geleceğe yürüyoruz. Bak, aynaya doğru yürü. Geçmişinize yürüyorsunuz. Yani yaptığımız ameller var ya, işlediğimiz her şey, ahirete gitmiyor mu? Ahirette de görmeyecek miyiz? Bak, yaptığımıza gidiyoruz. Dolayısıyla biz önümüz böyle dumanlı, sisli olursa, yani amelimiz pek yoksa, böyle bu işlerle bir bezimiz yoksa, bu sohbetlerdir, kitap okumaktır, böyle bir araya gelelim, leylim leylim, sanki hiçbir şey yokmuş gibi yaşarsak, sanki başımıza bunlar gelmeyecek gibi yaşarsak, sonra yaşta gelince tepemize ölümün keşif kolları olan hastalıklar ziyaret etmeye başlayınca, eyvah derse, o zaman başlıyor panik. Bir doktor sana dese ki, ya biraz şüphelendim ya, bir parça et alayım. Tamam canım, o haftan gitti parça gelene kadar. Değil mi? Psikoloji mi? Böyle bizi alakadar ediyor. O zaman bu ölüm ve sonrası, yani bu hayattan sonraki hayat, herkesin sorgulaması, bilmesi, merak etmesi gereken bir yer. Eğer onu biz, ona uygun yaşarsak, ona uygun yatırım yaparsak, buradan gitmek kolay olur. Dünyaya ev sahibi gibi oturursak çıkması zor olur. Kiracı gibi oturursak çıkması kolay olur. İşte bunları ders veren zat o kadar emin ki bana öyle geliyor demiyor.
Ta o görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor. Gidiyor Miraç'ta, geçiyor öteki alemlere. Diyor ki şurası şudur, bu da budur, bu hadise şudur. Yani insan burada az duracaktır. Hem bizi nimetleriyle pervede eden şu semavat ve arzın ilahı bizden ne istiyor? Marziyatı nedir? Pek sağlam olarak bize ders veriyor. Nereden bilecektik Allah'ın varlığını? Peygamber olmasaydı. Peygamber olmasaydı ahiretin varlığını nereden bilecektik? Peygamber olmasaydı biz insan olduğumuzu bilmeyecektik ki. Et yığınağı, düşünen, şey yapan, yiyen, içen, yürüyen. Bu kadar işte. Ondan sonra kaybolan. Ateistler, komünistler böyle bakıyor insana. Yiyen, içip, yürüyen. Bu kadar. Yani peygamber olmasaydık biz insan olduğumuzu nereden bilecektik ki? Değil mi? Nereden bilecektik yani bizim neyin olduğumuzu? Peygamberin bize yaptığı iyiliğine bak. Bize demiş ki sen insansın. Öyle mi ya? Tabii ya. İnsan insansız insanlaşamaz. Ya insan insansız nasıl insanlaşacak? Bize diyor ki sen busun. Buradan geldin. Senin sahibin Allah'tır. Bu kainatı bunun için kurdu. Falan yere gidiyorsun. Bu dünyadan daha harika, kaliteli bir yere gidiyorsun. Diye bize söylüyor, haber veriyor. Bunu bir insan aklıyla bulamaz. Bilemez yani peygambersiz. Pek sağlam olarak bize ders veriyor. Hem bunlar gibi daha pek çok meraka ve lüzumlu hakaiki ders veren bu zata karşı her şeyi bırakıp ona koşmak, onu dinlemek lazım gelirken ekser insanlara ne olmuş ki sağır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar, bu hakikati işitmiyorlar, anlamıyorlar. Yani ekser insanlara ne olmuş ki en kesin bedihi kabre karşı hiç alaka duymuyor, merak etmiyor yani hakikaten bu neyin esidir ya? Mesela mezarlığın yanından geçiyor, hakikaten şu mezarlığın hemen bitişinde yol var, yolun yanında. Ya bu arsada, arsa acaba satılık mı ya, bunu nasıl yapsak falan. Arsayı merak ediyor. Hemen yanındaki mezarlığı merak etmiyor. Sonra yani ben biraz bu işte meşgul olduğum için söylüyorum. Sonra gece bir böyle ter bastığı zaman, hocam, abi, bu neyin nesi ya, Allah Allah ölüyorum ya. Herhalde öleceksin canım. Yani, ama şu anda değil de, bir sürü işin var senin. Yani böyle sıkıntı olduğu zaman başlıyoruz çare aramaya. O panik ataklar şeyler geldiği zaman ne biliyor musun? Adın neydi senin? Sen. Abuzer. Abuzer. Nasıl oluyor biliyor musun? Bir duygu biliyor musun? Bir düşünce. Bizi bir kapladığı zaman ondan sonra sistem alt üst oluyor. Bir düşünce ya. Bir kötü haber midene vurmuyor. Ben birisinden kötü haber gelse hemen midene vuruyor. Kötü. Ne oldu ya? Midene bir şey yapmadılar ki. Haber. Yani bir kafana ağrı giriyor, vücudunu kasıyorsun vesaire. Yani böyle yani. Adam diyor ki delikanlıya, ya dedi bir parça alalım. Doktor bey niye parça alacaksın ya? Bak bir haber al. Bir haber daha kesin değil ha kanser oldu. Adamın dünyası yıkılıyor. Peki ölüm var. Hangisi daha acayip bir şey ya? Ölüm. Herkese var. Ama ona nedense kulak kapa. İşte diyor ki bu kadar kesin bir hakikata karşı ekser insanlara ne olmuş ki sağır olmuşlar. Yani bu derslerle hiç alakası yok. Sağır olmuşlar, kör olmuşlar, belki divane olmuşlar, akılsız olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar, işitmiyorlar, anlamıyorlar, merak etmiyorlar. En büyük mesele ya. En büyük mesele, insanın en büyük meselesi budur. Ya. Şey var, ismi vermeyeyim. Karadeniz'de çok büyük gemileri var böyle Amerika'ya, şilepleri çalışıyor. Armatör diyorlar. Amcasının oğlu intihar etti, biraz anlarsınız. Medyatik bir adam, çok meşhur oldukları için. Amcasının oğlu intihar etti. Şimdi, başhekim...
X şehrin devlet hastanesine ziyaret ettim. Cemaattan arkadaşımız. Dedi ki, iyi ki geldin dedi ya. Ben de vizitim diyorlar. Hani şey yapıyor, hastaları dolaşıyorlar. Visite mi? Ha, o ya dedi, sana da dedi şey giydirelim, doktor elbisesi de. Öyle bir şey yapalım. Bak bir şey anlatacağım size. Ya olur mu? Ya hoş ver dedi. Ya gel benimle beraber böyle şeyle kovuşları dolaşalım hasta sabah. Bir oraya gittik. İlle beni oraya götürdü. O adam o kadar zengin ki evde yalnız kalamıyor. Belki ölüyorum, belki başıma bir hal gelir diye. Milletin içinde kovuşta yatıyor. O dev adam zengin. Neyse bana daha önce söyledi. Orada kalıyor. Mesela acillerde dolaşanların içeride hastası var şey görünümü veriyorlar ha. Kendileri söylüyor, doktor diyor ki hastanede %60'ı panik atak oldukları için ölüm korkusundan hastamız var numarasıyla orada dolaşıyorlar ki bir şey olursa hemen bizi içeri alın. Yani ölümden doktor kurtulamamışlar lazım. Neyse ama acayip. Sonra orada bana söylemişti böyle birisi var. Biraz böyle bu işle alakalı konuşmaya başladık ve latife de şaka da yapıp gülüyorum. Adam dedi ki, ya dedi senin gibi bir rahat gülebilsem de Karaköy'deki iş hanım olmasaydı dedi. Hiç unutmuyorum. Şöyle bir rahat gülebilseydi. Sen dedim ciddi bir hakikate mahrumsun. Ne diyor o? Eğer endişe, korku geleceğe aittir. Geçmişle alakası yoktur. Geçmişten elem vardır. Korku ve endişe geleceğe aittir. Geleceği yorumlayamayan, geleceği sisli püslü gören, karanlıklı gören, izah edemeyen, iman ettiği, kısacası iman ettiği ahirete uygun yaşamayanlarda ortaya çıkan psikolojik bir sorundur. Endişe ve korku. Şöyle baktığı zaman arkaya, onunla öne bakıyor. Baktık iman etti bir yer. Çünkü kötü bir yer olsaydı ahiret iman etmezdik. Yani ahiret o kadar güzel bir yer ki iman etmişiz. İman ettiğin yere de gitmekten niye korkuyorsun? Başka bir yer okuyorum. 10. Reşat, işte bak ne kadar merak haber, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakaiki gösterir, mesaili ispat eder. Peygamber. Yani peygamberi anlatırken zaten anlatmıyorum arkadaşlar. Bize yaptığı katkıdan anlatmaya çalışıyorum. Yani ne getirdi bana? Ne faydası var? İnsanın en büyük sorunu olan bu dünyadaki en büyük meselesi ölüm ve sonrasıdır. Onu izah ediyor peygamber. Hayatımızın kalitesini yükseltmek için peygamber diyor ki şu 4 soruyu hayatınıza sorun ve ciddi cevap arayın. Hayatınızın kalitesi yükselecek. Nedir o? Bir daha söyleyeyim yeni gelenler için. Nereden geldin? Sor bunu. Cevabını da ara. Nereye gidiyorum? Sor bunu. Cevabını ara. Burası neresi? Sor bunu. Ben kimim? Bunu sor. Sen et yiyeni değilsin. Donmuş enerji değilsin. Buzdolabına dolmuş bir et yiyeni et değilsin sen. İnsan denilen şey bu mabet yani bu et değildir. Cesetle ruh arasındaki ilişki söylüyorum gençler. Bina içindeki insanı düşünün. Arasındaki farka bakın bina ve insan. Binaya benziyor musunuz? Duygularınız, hisleriniz, emelleriniz, arzularınız, korkularınız, zevkleriniz değil mi? İnsanla bina ilişkisine bak. Bina cesettir. İçinde oturan sen de ruh gibisin. Başka bir misal vereyim. Ceset odundur. Odundaki nur ruhtur. Odundaki duman da nefistir. Odunun en büyük düşmanı ateş, odunun içindedir. Odun kilosu vardır, 10 kilo, 20 kilo gelir ama onu meydana getiren enerjinin, içerideki enerjinin kilosu yoktur. Yakın odunu Çorlu'nun neresindedir? Hani 10 kilo geliyordu? O kiloya sebep olanların kilosu yok. Odunun içi karanlık, nur orada.
Odunu yakarsınız, çıkan dumandan göz gözü görmez, her taraf kapanır. Ama ışığıyla her tarafı görürsün. İki tane zıt şey nasıl bir yerde olur? İşte son cümlemi söylüyorum bunlarla alakalı. Allah odunun içerisine nuru, ışığı hangi ilim ve teknolojiyle yerleştirmişse cesede de ruhu öyle yerleştirmiş. Allah odunun içerisindeki dumanı hangi ilim ve teknolojiyle yerleştirmişse cesede de nefsi öyle yerleştirmiş. Aynı ilim ve teknolojiyle yerleştirmiş. Şimdi devam ediyorum. İnsanı en çok alakadar eden, tahrik eden meraktır. Merak navigasyon gibidir. Hocam özür dilerim, bir soru sormak istiyorum. Evet. Madem bu odun içindeki nur ve duman yanarak çıkıyor. Benzer o zaman nefis ve ruh bu cesetten yanarak hangisi yanarak çıkıyor? Çok güzel. Şimdi o zaman bir tepsi getir bana. Bir tepsi böyle veya tabak. Bir de kağıt, çakmak veya kirbit getir. Ben göstereyim fiilen ama bu arada anlatayım. Hepinize soruyorum, soruyu dinlediniz. Odunun içerisindeki dumanı, kerpetini alabilir misiniz dışarıya? He? Alamayız. Alamayız. Penseyle, çekişle, bıçakla alamazsınız. Odundan dumanı neyle alacaksın? Ateşte. İnsandaki ruhu ve nefsi de neyle alacaksınız? Bu tarafa. Hani var ya Yunus demiş. Et ve kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm. Değil mi? Ver bak göstereceğim size. Şunu. Bak ölüm nedir, insan nedir bir görelim. Kağıt olsaydı iyi olurdu. Çünkü bu fazla şey duman getirir. He? Bak şimdi. Kağıt var mı? Tamam bak şimdi. Ben bu anlatıyorum, kağıt kabul edin peçeteyi. Bu fazla oldu. Bu kağıdın üzerine resim çiziyoruz. Ya kağıt yapıyoruz. Araba çiziyoruz. Kadınsa bir tane de ver. Erkek, erkekse kadın. Bak çiziyoruz. Eyvallah. Şimdi iyi dinle bak, ölüm nedir? Nefis nedir? Ruh nedir? Ben bunu kürsüde yapıyorum. Kürsüde, camide yapıyorum. Nasıl yakacağım bunu? Dur bakayım. Şöyle yapacağız değil mi? Güzel. Ben 53 seneden beri sigarayı bıraktığım için bilmiyorum bu konuyu. Hiç içmedim. Şimdi mala mülke mağrur olma. Muhalif bir rüzgar eser, savurur harman gibi. Arkadaşlar bu insandır, bu kağıt. Desem ki buna bakıp aldanmayın. Bu kağıt gibi gözüküyor ama kağıt değil. Bu çok önemli bak. Kağıt değil. Nedir ya? Hiç önünde ateş görmemişti diyoruz. Bu kağıt değil. Nedir? Bak bunun içinde iki tane zıt yapı var. Duman. Ya ne dumanı ya? Beyaz kağıt ya. Duman ve nur. İkisi zıt. Bunun kilosu var, onun kilosu yok. Bunu meydana getiren odur. Ya bırak kardeşim kim gidip de gördü ya. Böyle bir şey olur mu ya? Hiç ömründe ateşi görmeyen, yani kağıttan ateşin çıktığını görmeyene anlatabilir misiniz bunun içinde ateş var diye? Anlatamazsınız. Ama gelir bir hakikat, sohbet. Bakın, şunun buradan çıktığını kim ihtimal verebilirdi? Bunun içinde bu nasıl saklı olabilir? Olabilir mi bu ya? Bak, duman nefistir. Bu nur, ruhtur. Ondan sonra hoca da kürsüye çıktı. Bak, nereye gitti bu? Çorlu'nun neresinde bu şimdi bunlar? Bu. Peki kim kaldı tepside? Külü. Ona da şöyle yapın. Esselatu vesselamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Kim yakaladınsa bu da kefen. Örtün gömün. Kim öldü? Kim yakalandıysa.
Yakalanmayan ölmedi, kurtuldu. Kim yakalandıysa öldü, onu gömün. Peki çıkan nuru yakalayabilir misiniz? Yakalayabiliyorsanız gömün onu da, o da ölmüştür. Bu kefendir. Bu kefene misal. Bu da beden. Niçin tam yanmadı? Bu adamın, bu adam, iki adamı yaktık. Bu adamın günahı vardı, epey kalmış. Bu da çok az bir şeysi kalmış. Tamam. O ne kadar vardıysa o gömüldü. Kim bak, ölen kim? Yakalanan. Tabağa kim kalmışsa bu da mezar. Bu da kefen. Örtük üzerini. Aha. Şimdi ölüm kurtul, ruh için kurtuluş mudur? Hapis midir? Çıkan ruh hangisiydi? Çıkan? Ruh. Nur. Duman neyin şeyiydi? Nefis. Peki ikisi de çıktı. Şimdi adı neydi? Resul. Resul. Şimdi o çıkan nuru Çorlu'dan yakalayıp geri getirebilir misin? Getiremez. Tamam. Peki burada da kim kaldı? Kül kaldı. Kimi kaldıysa burada da pis olmasın. Hadi gidin bunu da gömün. Al. Ey mezarçı, git göm. Yakalanan ölmüştür. Kaçan kurtulmuştur. Değil ölmek. Kim ölür? Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Bak aşık. Hangi aşık? Bir daha şunu söyleyeyim. Bu nedir biliyor musunuz? Kağıt kabul edin. Donmuş güneştir. Odun donmuş güneştir. Nasıl olur? Ne çıkıyor içinde? Bir bakın bakalım. Güneş çıkmıyor mu? Rengi güneş, ısısı güneş. Peki biz de ruhlar aleminin donmuş haliyiz. Kağıt olduk. Odun nasıl güneşin donmuş halidir? Bir daha. Odun nasıl güneşin donmuş halidir? O yakınca çıkıyor değil mi? Nereye geldi? Oraya gidiyor. Bakın. Çıkan nur geldiği yere gidiyor. Çık, çık, çık. Geldiği yere gidiyor. Her şey aslında rücu eder. Bedenle bir toprağa gidiyor. Çık. Ha, o da oradan geldi. Ya, o da oraya gidecek. Ha. Demek ki biz burada hapis olup gömülmememiz gerekiyor. Yanmamız gerekiyor. Ne ile yanacağız? İşte Allah'ın emirleriyle yanınca cesetten ruh böyle çıkıyor. Yoksa ruh cesetle beraber giriyor aşağıya. Hocam ben bir soru soruyorum. Allah razı olsun. Şimdi bazı toplumumuzdaki bazı insanlar var. İnsanı şuna benzetirler. İnsanoğlu işte maymundan gelmedi. Maymunun biraz insana benzemesiyle ilgili. Şimdi bu hayvanların, bazı hayvanların insanlara niye benziyor? Bununla ilgili bir açıklama yapabilir misin? Yok, şu anda o konu değil. İnsana, en azından insana hizmet edecek tabii. İnsanın garip gelmeyecek ki. Garip gelmemesi lazım. İnsanın duygularına, hislerine, hayat yaşantısına uygun olması lazım. Öyle bir hayvan Allah insana hizmetçi verse ki, atı diyelim. Mesela bakın, atın da sığırın iki gözü var. Bize de benziyor. Kuştan iki ayağı var. Bize de benziyor. Yani bizimle oturup kalkıyor. Bize hizmet ediyor. Bizim hayatımıza uygun bir hayatı olması lazım. Öyle bir hayat, böyle tipleri, vücutları var ki uçup kaçmış. Yani ayakları bir var ki böyle dev şeyin, kuşun veya şeyin. Bizim boyumuzu geçmiş. Yani kediye kanat taksak. Ne olur? Yani ne olur? Netice ne olur? Yani kediye kanat takılsa ne olur? Kuş kalmaz alemde. Havada bir şey kalmaz. O zaman denge bozulur. Yani hayat sistemi içerisinde insan esastır. İnsan hayat esastır. Diğerleri insana yardımcıdır. Yani yapılan muamele insan için yapılıyor. İnsana uygun yapılıyor. Demek ki Mehmet abi şeyi cesedi kağıttan nuru nasıl ki bundan çıkarttık. Kerpetenle çıkartamıyoruz. Yani kibritle çıkarttık. İnsanın da bedeninin ruhunu çıkartıp gönderiyoruz sohbetle. Hemen şu bir misali de vereyim. Kitaba geçeceğim. Hepimizin elinde cep telefonu vardır. Şimdi telefonla ses çekerken batarya gidiyor. Kamera çekerken batarya gidiyor. Yani telefondan ne muamele yaparsanız batarya gidiyor değil mi? Gidiyor. Peki kamera çekerken veya ses çekerken pil bitmiyor mu? Bitiyor.
Bitiyor. Ama nereye dönüşüyor onun bitmesi? Vido'ya dönüşüyor. Pil bitiyor, vido oluyor. Yani film oluyor. Bizim de ömür pilimiz bitiyor, ahirete manzaralar video oluyor, filmimiz oluyor. Telefondan kasıt bedendir. Telefonun bataryası hayattır. Telefonun içindeki sistem ruhtur. O nasıl ki telefon sesi çekiyor kulaktır, resim çekiyor gözdür, telefon konuşuyor ağızdır. Telefona bir sürü şeyler soruyoruz, bu neyin nesidir? Bilgi tarıyor, akıl gibidir. Ha, telefondaki pil bitiyor ama bazen bir film çekiyorsunuz ki belki de 100 telefon serveti kadar para kazanıyorsunuz o videoyla. Ama öyle telefonda videolarla uğraşıyorsunuz ki hiç değmiyor. İşte ömür de böyle bitiyor. Ama öyle bitecek ki kaliteli bir video olsun. Bilirsin ki İnsanı, en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Merak. Merak navigasyona benziyor. Adresi yazarsanız oraya götürür. Merak da sistemdir ve navigasyon gibidir. Neyi merak ederseniz oraya gidiyorsunuz. Hatta psikoloji sorunlar için şöyle diyorum. Elime bakın. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Bu da merak işte. Neyi merak ederseniz onu düşünürsünüz. Neyi düşünürseniz de olsunuz ve oradasınız. Şu anda iyi ortamdasınız, iyi şeyler düşünüyorsunuz, bakıyorsunuz. Kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi hala burada kötü hissediyorsanız burada değilsiniz demektir. En ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta eğer sana denilse yarı ömrünü, yarı malını versen, aydan, kamerden, müşteriden, Jüpiter'den biri gelir. Aydan ve Jüpiter'de ne var ne yok ahvalini sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek. Merakın varsa vereceksin. Adam ayda ne var ne yok diye bu kadar servet değil mi, bu kadar insan ölmüş. Ay'a gitmek için de merak edilmiş. Ne var? Acaba ne var? Şimdi deseler ki sen ölüyorsun, öleceksin herkes gibi. Ay'a bu kadar merak ettin ne var ne yok diye bu kadar ömrünü verdin. Oysa bilmesen de olur. Ay'a gidildiğini görmeyip ölenler de var. Yani o kadar bize alakadar etmiyor yani. Ama kabir herkese alakadar ediyor. Kabir mi daha meraklıdır senin için? Ayda ne var ne yok mu? Kabir değil mi? Kabir daha meraklıdır. Çünkü %100 gireceksin. Bir tanesi bana sordu. Bir güldüreyim size. Hocam bir şey sorabilir miyim dedi. Buyurun sorun dedim. Dedi ki hocam dedi Bermuda şeytan üçgeninde ne var diyor. O orada diyor geçen uçaklar üzerinden geçse çekiliyor. Bermuda şeytan üçgeni Amerika'nın güneyinde. Gemiler yanlışlıkla oraya girse yutuluyor. Dedim ki, bu biliniyor mu dedim, biliniyor dedim. Dedi, oraya gemiler, uçaklar geçiyor mu, geçmiyor dedi. Çok mu merak ediyorsun, çok merak ediyorum dedi. Ne var orada dedi, nasıl gemiler çekiyor. Peki senin girme ihtimalin var mı dedim o üçgene. Yok dedi. Peki senin girme ihtimali olmayan üçgene bu kadar merak ediyorsun da, %100 gireceğin dikdörtgeni niye merak etmiyorsun? %100 geleceğin kabiri niye merak etmiyorsun? Bermuda şeytan üçgeni dedikleri var, üçgen ya. İnsan acayiptir yani, bu merakını gidiyor. Fuzuli işlerde, ayda ne var ne yok, bilmeyebilirsin, olmayabilir. Yani bilmese ne olur? Ama kabirde ne var ne yok, bilmek zorundasın. Ama beni alakadar etmiyor diyebilirsin. Ama alakadar edecek zaman var. Merakın varsa vereceksin. Halbuki şu zat öyle bir sultanın ahbarını söylüyor ki, yani peygamber öyle sultanın haberini kabirden haber veriyor ki kim diyebilir ya arkadaşlar, kabir yani bu öldükten sonraki alemden peygamber dememiş olsa biz oranın haberini nereden bilecektik ya? Öyle değil mi ya? Şöyle bir düşünün ya. Peygamber olmamış olsa
Kabir ve sonrası bir insan bilebilir mi ya? Ben musalla şey morgda o kadar ceset yıkadım ki hiçbir tanesiyle konuşamadım. Nereye gittin ey? Yalnız bir alamet bıraktı, merak ettim. Nereye gittiğini alamet bıraktı bize. Ne bıraktı? Simasında alamet koydu. Nereye gittiğini onda görüyorsunuz. Buraya toparlanın, buraya bakın. Bak, vefat edenin cesetlerine baktığımız zaman nereye gittiğinin alametin ve işaretleri var. Tamam, öyle tuttum. Şeye, biraz merak ettiğim için, yaptığım için söyleyeceğim. Sığırı kesilmeden önce kurbandan gittim kafasını çektim. Fotoğraf, şak, fotoğrafını çektim. Sığır kesildikten sonra kafasını çektim. Baktım ki simasında hiçbir değişiklik yok. Aynı. Kesilmeden önceki sığır kafasıyla kesildikten sonra sığırın manzarası aynı. Kafa. Seker, bunu denemek için yaptım. Çok yurt dışında bulunduğum için. Mesela ev sahibi gidip bana sıcak su getirirken Yasin okuyorum. Telefonum da var böyle. Sekerattan önce adamın simasını çekiyorum böyle. Bir çektim. Birkaç tane yaptım simasını. Mesela benim hocamı da yaptım mesela. Öyle çektim daha kendisini. Vefat ettikten sonra yıkamaktayız morgda. Vefat ettikten sonra resmini çekiyorum. İkisini bilgisayara koydum. Dağlar kadar fark var. Niye biliyor musun? Sığırda fark yok. İnsan vefat etmeden önceki resmiyle vefat ettikten sonra resmi değişiyor. Sebebi o cesete, ceset diyor ki, cesede biz diyoruz. Bu nereye gittin sen? Nereye gittiğinin alametini cesede bırakıp gidiyor. Bazısının ağzı burnu yamuk gidiyor. Ters dönmüş gözler. Dudaklar ters dönmüş. Bir görsen yani sıcak suyla düzeltmeye çalışıyoruz oralı falan. Gözü zaten kapatıyoruz falan. Hani giden diyor ki ruhu. Hani biraz önce yaktık ya. Giden diyor ki şöyle. Ben nereye gittiğimi merak mı ediyorsun? Evet. Cesedime bak. Kimlik bırakıyor. Sığır ise yaşadığı ile gittiği yer aynı olduğundan hiçbir değişiklik yok. İnsan ise yaşadığı ile gittiği arasındaki fark kadar cesedinde alamet bırakıyor. Hocam alameti nedir merak ettim. Yani o ceset ölen insanın ağzı, burnu neden dolayı değişiyor? Bunu açıklayabilir misiniz? Beni tahrik etme onu. Oralar biraz açıklayayım. Allah razı olsun. Doğru söylüyorsun da. İnşallah çok iyi yere gideceğiz. Olumsuzluk yok. Allah hamdolsun. Namazımızı kılacağız. Derslerimize gideceğiz. Gıybet etmeyeceğiz. Haset etmeyeceğiz. Tamam böyle. Elimizden geldiği kadar İslami faaliyetlerde olacağız. Tamam mı? Eşimize, dostumuzu ziyaret edeceğiz. Alakadar olacağız. Rabbimize elimizden geldiği kadar isyan etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle vaadim, Rabbimizin vaadi var. Ağzı burnu yamuk olarak gitmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Hiç endişeniz olmasın inşallah. Ümit ediyoruz. Ay'dan mesela memleketin mesela insanoğlu kameri, Ay'ı merak ediyor, Jüpiter'i merak ediyor. Oysa Allah'ın memleketine göre Ay ile Jüpiter bir sinek gibi bile olmaz. Allah'ın memleketini olarak düşünürsen Jüpiter'le Ay'ın bir yeri olur mu ya? Güneş sistemin hani böyle bazen NASA'nın çekmiş olduğu videolar bakıyorsun da bakıyoruz ya. Yani güneş sisteminin yeri yok yani o kadar ufak toz bile değil değil mi? Onun için de aynı zaten şey yok. Allah'ın o kadar büyük bir memleketi var ki güneş sisteminin, güneşin bile 12 sayarenin bile yeri belli değil. Gözükmüyor. Toz. Şimdi ay, bunun içinde ayda ne var merak ediyorsun. En büyük problemin olan kabir ve sonrasını merak etmiyorsun. La perdelikleri koydukları zaman ne olacak yani değil mi? Onu merak etmek lazım. Onu da ancak merakı nasıl giderilir? Oranın sahibi olan Allah'ın peygamberiyle. Onu anlatmaya çalışıyorum. Peygamberin sünneti Allah'ın tarif ettiği, Allah'ın bizim istediğimizi yani istediklerini uymamızı istediği hareketlerdir. O peygamber olmasa kabir ve sonrası bilinemez. Aydan daha acayip merak haberdir. Ya falan yerde ne oldu? Falan yerde, ya sende ne oldu ya onu merak etti ya. O arz olan o pervane ise bir lamba etrafında pervaz eder ve o güneş olan lamba ise o sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde
binler misbahlar içinde bir lambasıdır. Yani ayda ne var merak ediyorsun ama Allah'ın saltanatına, donanmasına göre yani o hiçbir yeri bile yok yani. Esas işte bu zat diyor ki bunun sahibi Allah. Bu zat bu kadar merak edeceksin ama merakını ilk önce kendinle alakalı şeyi merak et. Ben kimim? Nereye gidiyorum? Burası neresi? Ben kimim? Yani ne? Vazifem ne? Bu soruyu soracağız. İnşallah geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki canı da aziz eylesin. Geldiğiniz ve teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.